Saygılar hemşehrilerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bakanım. Evet, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Bursa'mızın çok saygın insanları, ben de arkadaşlarım gibi her birerinizi bu anlamlı günde sevgi, saygı ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız açılışların, eserlerin Bursalılara ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. 2002'de her şeyi adeta istop etmiş bir Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devraldığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözüyle yola çıkmış, hakikaten yepyeni, kudretli, kuvvetli, sözü dinlenen, muktedir bir Türkiye'yi 20 senede birlikte inşa ettik. Her defasında Bursalılar ve bu aziz milletin evlatları ardımızda dağlar gibi durdular. Yenilmezleri yendik, aşılmazları aştık, ulaşılmaz hedeflere birlikte ulaştık. İşte 2023 geliyor, geldi daha doğrusu. Seçim geliyor, şimdi Türkiye yeniden büyük bir seçimini yapacak. İngiltere'nin The Economist dergisinin yahut Biden'ın yahut Londra'nın, Paris'in işaretiyle mi, yoksa aziz milletin gönlünden verdiği helal oylarla mı başkan seçeceğiz? Ben buradan bir kez daha söylüyorum. 7 düvel bir araya geldiniz. 15 seçim Sayın Cumhurbaşkanımızı ve kadrosunu yenemediniz. Değir altınız, yediniz, yüzünüz, dünyanız bir araya gelseniz, arkasında asil ve aziz Türk milleti olan büyük bir lideri yenmeniz mümkün değildir. Biz hep size güvendik, hep size inandık, bütün zorlukları milletin duası ve desteğiyle aştık. İnşallah bundan sonra da sizin duanız ve desteğinizle her şeye rağmen, her türlü kirli hesaba, ittifaka rağmen durmak yok, yola devam diyeceğiz ve sandıkta manşeti siz atacaksınız, kapağı siz açacaksınız, dünyaya Başkan Erdoğan manşetini inşallah. Değerli kardeşlerim, her alanda önemli hizmetleri yaptık. Adalet alanında da önemli eserleri ülkemize kazandırdık. Binaların altında, kahvehanelerden bozma yerde, belediyelerin köşesinde, hükümet konaklarının dibinde, izbe yerde adalet hizmeti sunuluyordu. Bu ülkede adalet hizmetinin sunulacağı doğru dürüst, adaletin mehabetine yakışır mekanlar yoktu. Türkiye'nin 2002'de müstakil adalet hizmet binası sayısı toplam 78. Kapalı olan miktarı toplam 569 bin. Aradan geçen 20 sene sonra bugün Türkiye'nin biz ilave ettiğimiz eserlerle beraber 366 müstakil adalet sarayı var. Kapalı alan 6 milyon. Nereden nereye? İşte Bursa'mıza da bu anlamda adalet hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülmesi için ciddi eserler kazandırdık. Bölge İdare Mahkemesi'ni Bursa'mıza kurduk. Bölge Adliye Mahkemesi'ni Bursa'mıza kurduk. Adeta Bursa'mızı bölgenin adalet hizmetleri bakımından başkenti ilan ettik. Ve Bölge Adliye Mahkememizin temelini 2015'te attık ve hizmete aldık. Bugün de inşallah resmi açılışını yapıyoruz. 83 bin metrekare kapalı alanı olan ve yaklaşık 1,5 milyar TL'ye bugünkü rakamlarla bali olan büyük bir eser.
Bursa'mıza hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ayrıca Bursa'da adalet hizmetleri bakımından İznik ilçemize, Karacabey ilçemize, İnegöl ilçemize, Mustafa Kemal Paşa ilçemize, Mudanya, Gemlik ve Orhan Gazi ilçelerimize de müstakil adalet hizmet binaları yaptık. İnşallah kalan birkaç yerimiz var. Orayı da tamamlayacak. Bursa'nın dört bir yanında Bursalıları adaletin en güzel mekanlarda, adaletin ruhuna, mehabetine uygun hizmet almalarının önünü açmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Siz bakmayın, zaman zaman kamuoyunda bazı davalar üzerinden fırtınalar koparılıyor. Türk yargısı yılda yaklaşık 8 milyon davaya bakıyor. Taraflarıyla beraber 16 milyon neredeyse. Ama tartışılan 3 tane, 5 tane, 10 tane dava ya var ya yok. Onu da anayasa, hukuk, dosya ve delil bakımından değerlendiren yok. Herkes siyasi taraftarlığa göre değerlendiriyor. Eğer Kılıçdaroğlu ve avanesinin lehine karar çıkarsa hakimler var, savcılar var. Eğer aleyhine karar çıkarsa sarayın hakimleri var, sarayın savcıları var, iftiralarını atıyorlar. Değerli Bursalı kardeşlerim, 8 milyon dosyanın görüşüldüğü yılda 10-20 civarında dosya üzerinden iftira esaslı kopartılan fırtınalarla Türk yargısı, yargıçları mahkum edilemez. Büyük bir haksızlık yapıyorlar. Buradan çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Esasında özveriyle görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız haksız saldırının her daim muhatap oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecekler. Adaletten bahsediyorlar. Biz sizin adaletinizi 27 Mayıs mahkemelerinde gördük, şahit olduk. Başbakanımızı, bakanlarımızı idama giderken alkışladığınız adalet CHP zihniyetinin adaletiydi. Biz sizin adaletinizi ikna odalarında gördük. Kızlarımızı başını aç, üniversiteye gir, yoksa eğitim hakkını elinden alıyoruz diye tehdit ederken gördük. Bu mu adalet? Biz sizin adaletinizi 28 Şubat sürecinde genelkurmayda esas duruşa geçip askerden brifik alan yalkışları alkışlarken gördük. Bu mu sizin adaletiniz? Biz sizin adaletinizi merhum Necmettin Erbakan hocamızı kayıp trilyon davası üzerinden dolandırıcılıkla suçladığınızda, hapse atmak için uğraştığınızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi hapse girmeyecek, yasayı değiştirin talimatı verdiğinizde mecliste yatacak diye konuşurken gördük. Sizin adaletinizi Erbakan hocamızı 28 Şubat süretinde boncuk boncuk terletirken gördük. Bunlar adaletten en son bahsedecek insanlar. Tarihleri, geçmişleri adaletsizliklerle, vicdansızlıklarla, hukuksuzluklarla dop doludur. Ama biz ne yaptık? Darbecilere yargı yolunu açtık. 12 Eylül darbecileri yargılandı. İşte adalet orada. 28 Şubatçılar yargılandı. İşte adalet orada. Menderes ve arkadaşlarının hakkındaki kararları yok sayan yasal değişiklikleri yaptık. İşte adalet orada. Yassı adayı demokrasi ve özgürlükler adası yaptık. İşte adalet orada. Başörtü zulmüne son verdik. Kamuda, eğitimde, siyasette kadınlarımızın eşit olduğunu fiilen uygulamaya koyduk. Yahu adaleti biz sağladık. Adaletsizlik sizin adınızdır. Adaleti ayakta tutmak
bizim şanımız ve bizim inancımızın gereğidir. Biz adaletin Allah'ın emri olduğuna, kültürümüzün, medeniyetimizin emri olduğuna, yasalarımızın emri olduğuna inanıyor. Siyasi istismarcılara rağmen yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle tekrar bu anlamlı toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Bursalıları sizin şahsınızda saygıyla selamlıyor. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Bizler de değerli konuşmalar için Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a çok teşekkür ediyoruz.